كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا وروائع القرآن جل الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أمد قلدمز يردن دوام ديورز باب ما جاء سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. Beni Adem'in yani insanoğlunun dininden ayrılması, dininde aşırı gitmesi, salihleri Allah makamına çıkartmasıdır. El-gulufi salihin. Mesela birçok kişi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı seveyim derken onu Allah makamına çıkarıyor. Değil mi? Bu olmadı. Sevgide aşırı olmayacaksın. Allah'ın sevgisi ayrı, Resulullah'ın sevgisi ayrı. Ondan dolayı buna dikkat edeceğiz. İşte burada Allah tebareke ve teala, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam وَقَالَ قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اِيَّاكُمْ وَالْغُلُوُ فَاِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُ. Sakın dinde aşırı gitmeyin. Dinde aşırı gidenler sizden önceki ümmetler, toplumlar helak oldular. Eğer siz de giderseniz siz de helak olursunuz demek istiyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Demek ki كَمَا اَمَرَنَا رَبُّنَا وَاَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ çizgisinden ayrılmayacağız. İşte burada diyor ki الثالثة بردا كالمشتك يك الأولى يك الأولى شو ده الأولى حق الله لا يشرك فيه غيره إنسانların yüce Allah'a olan hakkı yani yüce Allah'ın bizim üzerimize olan hakkı nedir? Bizim ona ortak koşmamamızdır. La melekun mukarrab ve la nebiyyun mursel. Ne yakınlaştırılmış olan bir melek ne de mürsel olan bir resulün kendisine ortak koşulmasına Rabbim tebareke ve teala izin vermiyor. Evet. İşte la melekun mukarrab dediğimiz gibi burada İbn-i Uthaymin almış bunu. Ve la nebiyyun mursel. Ve huve ma yahtas bihi minur rububiyye vel uluhiyye vel esma ve sifat. Aynı zamanda yüce Allah'a has olan şeyler rububiyet olsun, isim ve sıfatlar olsun, uluhiyet olsun. Mesela rububiyette yaratan, yaşatan, rızık veren, koruyan, kollayan, halkeden, kainatı rahmetiyle çepeçevre kuşatan, muazzam bir Rab, muazzam bir ilah, muazzam bir kudret sahibi, muazzam bir meşiyet sahibi, muazzam bir irade sahibi Allah'ın olduğunu biz iman edeceğiz. Aslında müşrikler de buna iman ediyorlar. Hani وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِشْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اِشْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ. Onlara sorsan ey Resulüm, yeryüzünü ve gökyüzünü kim yarattı? Güneş ve ayı kim musakhar kıldı? Kim yönergesini yerleştirdi? Allah diyecekler. Ebu Cehil, Abdullah ibn Selül. Yani yaratan Allah olduğunu biliyorlar. Ama uluhiyette o la ma'bude bi hakkın illallah hakkıyla ibadete layık olan Allah'tan başka hak ilah olmadığına tekebbür edip kabul etmediler. Tıpkı Firavun'un kabul etmediği gibi ana rabbukum el a'la ma alimtum lekum min ilahin gayri fa awqid li ya haman ala at-tin faj'al li sarha la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu min el kazibin. Diyordu Firavun Musa aleyhissalatu vesselam gittiği zaman فَقُلْ لَهُ قَوْلَ الْلَيِّنَا Rabbim tebareke ve teala dedi ya kendisine ey Musa'm Firavun'a yumuşak söz söyle. Ya Rabbi bu Firavun Firavun bile olsa. Ama şu an günümüzde Müslüman kardeşine nasihat ettiği zaman sırf onun görüşüne teslim olmadığı zaman yani kabul etmediği zaman ateşin bol olsun diyor. Mekanın cehennem olsun diyor. Bu şekilde adam beddua ediyor. Ya bu Firavun فَقُلْ لَهُ قَوْلًا لَنْ يَدِي رَبِّمْ تَبَارِكَ وَتَعَالَى. İşte burada rububiyette yüce Allah'ı tasdik etmişlerdir. Ama uluhiyette öyle değil. İsim ve sıfatlarda öyle değil. Çarpıtıyorlar. İşte burada ortak payımız nerede? Rububiyette. Ama günümüzde de rububiyette gene Allah'a ortak koşuyorlar bu Yahudi ve Hristiyanlar. Evet. الثاني حق خاص للرسول عليه الصلاة والسلام وهو إعانتهم وتوقيرهم
وتبجيلهم بما يستحقون. Yani hak ettikleri kadar onları seveceğiz yani. Yani Allah dostları olsun, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olsun, salih insanlar olsun, alimler olsun. Hiç kimse hak ettikleri dışında ziyade sevmek bu nedir? Olamaz. Bu aşırılıktır. İster Allah Resulü olsun, isterse enbiya olsun, melekler olsun, evliya olsun, kim olursa olsun hak ettikleri kadar. Yani Yüce Allah'ın emretmiş olduğu şekilde ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermiş olduğu şekilde onlara ne yapacağız? Onları seveceğiz. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aminne ve saddakna baş tacı. Yani iman ediyoruz, onu seviyoruz ama sevgisi Allah makamını onu çıkartamaz. Sevgisi Yüce Allah'ın emretmiş olduğu şekilde ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği şekilde ne yapacağız? Ona kulluk edeceğiz. Naam. Evet. Şöyle. Üçüncü hakkun müşterek ve huvel imanu billah. Aynı zamanda Yüce Allah'a iman etmek, bu da müşterektir. Ve Resulihi, aynı zamanda Allah'ın Resulüne giren. Ama onlar Resulünü kabul etmiyorlar. İşte mesela hani müşrikler dedik işte rububiyete kabul ediyorlar ama bazı rububiyet kısmında gene ne yapıyorlar? Ortak ediyorlar, ortak koşuyorlar. Ama işte Allah Resulü onlara tek ilaha gelin, ondan başkasına kulluk etmeyin dediği zaman Ebu Cehil ve diğerleri kesinlikle ne yaptılar? Bunu kabul etmediler ve reddettiler. Günümüzde reddettikleri gibi. İşte burada el-thalif ve huve ve hiye kavluhu teala لتؤمنوا بالله ورسوله فهذا حق مشترك وتعذروه وتوقروه وهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. İşte burada desteklemek açısından وتعذروه وتوقروه saygı açısından ve bu da nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a has olan bir şeydir. Ama وتسبحوه olan kısmı bukraten ve asila akşam ve sabah Yüce Allah'ı tesbih açısından bu da nedir? Bu da insanların Yüce Yaradan'a yapmış olduğu bir kulluktur. Yüce Allah'ı övmektir. Yüce Allah'ı tesbih etmektir. Yüce Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine tasdik etmektir. Bu da nedir? Yüce Allah'a has olan bir şeydir. Ve hâzâ khâs billâhi subhâne ve teâlâ. Bu da Yüce Allah'a has olan bir şeydir burada. وَالَّذ۪ينَ يَغْلُونَ فِي الرَّسُولِ يَجْعَلُونَ حَقَّ اللّٰهِ لَهُمْ فَيَقُولُونَ وَتُسَبِّحُونَهُ. Aynı şekilde burada mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı aşırı gidenler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı aşırıda adım atanlar, diyorlar ki aynı şekilde nasıl Allah'ı tesbih ediyorsanız Resulullah'ı da tesbih edeceksiniz. Çünkü Resulullah gaybı biliyor diyor. Gidip Resulullah'tan istiyorlar. Ya Resulullah bana kız ver, çocuk ver, evlat ver, bana rızık ver, bana sıhhat ver. İsteyenler çok, değil mi? Allah dostlarından aynı şekilde olmaz. Sevgide bu şekilde Allah makamını sen bunu çıkarttın. Bu şekilde sen Allah makamını çıkartırsan din nerede kaldı? İşte el-gulû fi'd-dîn ehleke men kâne kablekum diyor aleyhissalâtu vesselâm. İşte dinde aşırı gidenler sizden öncekiler, ümmetler helak olduğu gibi siz de helak olacaksınız, burada olursunuz demek istiyor. Evet. İşte örneğin mesela el-istiâne, değil mi? El-istiğâse, ondan yardım dilemek ve buna benzer gidiyorlar Allah Resulü'nün yardım diliyorlar. Bu olmaz, caiz değildir. Ve Resul feyusebbihûne Resul kemâ yusebbihûne Allah. Tıpkı Allah'ı tesbih ettikleri gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı da tesbih ediyorlar. Bu da nedir? Aşırılığın ta kendisidir. Aşırılıktır. Ve lâ şek ennehu şirkun. Bu kesinlikle şirktir ve Allah Tebareke ve Teala asla ve asla bunu kabul etmiyor. İnnel müşrikîne fi'd-derkil esferi minennâr. Allah Tebareke ve Teala ve men yüşrik billahi fekad harramallahu aleyhil cennâ. Kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki Allah Tebareke ve Teala cenneti ona haram kılar. Birçok şeyde bu şekilde bizlere aktarıyor Rabbim Tebareke ve Teala. لِأَنَّ التَّسْبِيحِ niçin? Çünkü diyor ki لِأَنَّ التَّسْبِيحِ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ خَاسَّةٌ بِهِ. Yüce Allah'ı tesbih etmek, yüceltmek, onu birlemek Yüce Allah'a has olan bir şeydir. Ama sen kalkıp Yüce Allah'a yapılacak olan ibadeti gidip Resullere, Enbiyalara yaparsan Rabbim de bunu kabul etmediği gibi aynı şekilde Allah'a ortak koşmuş oluyorsun. Evet. Bihilafil iman. Ve bu aynı zamanda imana ters olan bir şeydir.
Sen kalkıp Yüce Allah'ın tesbih edeyim derken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tesbihat yaparsan ve o zaman onu Allah makamına çıkartmış olmuş olursun. Bu da yanlıştır. فَهُوْ مِنْ حَقُوقِ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ İşte burada her ne kadar burada Allah ve Resulü'ne iman etmek müşterek ise nedir? Ama ibadetlerde öyle değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek ayrı, Yüce Allah'ı Tebareke ve Teala'yı sevmek ayrıdır. Bunu ayırt edeceğiz. Mesela birisi dedi ya, yani işte sözde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyor. Ya Resulullah diyor ki, kalkarken Muhammed Mustafa, otururken Muhammed Mustafa, yatarken Muhammed Mustafa, su içerken Muhammed Mustafa, yemek yerken Muhammed Mustafa, ya Muhammed Mustafa, sana güneş diyemem, güneş gider. Ya Muhammed Mustafa, sana ay gider. Ay diyemem, ay gider. Tabi sayıyor. Ondan sonra diyor ki Muhammed Mustafa eşittir Allah diyor. Euzu billah. Allah makamına çıkarttı bu adam. Ne oldu? Allah ortak koştu. Rabbim Tebareke ve Teala yapmış olduğu bütün ibadetlerini bertaraf etti. Çünkü şirk koştu ve Allah'a ortak koşan kesinlikle nedir? Kesinlikle cehennemi boylayacak ve ebedi bir şekilde Allah onu affetmeyeceğini bizzat Rabbim Tebareke ve Teala bizlere söylüyor. Evet. وَنَهَا عَنِ الْاِطْرَاءِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا اَطْرَتَ النَّصَارَ عِيْسَ بْنِ مَرْيَمُ Bakınız. Tıpkı yani Yahudi ve Hristiyanlar İsa İbni Meryem'i nasıl aşırı gittikleri gibi siz de beni aşırı övmeyin. قُولُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'ın kulu ve Resulü. Çünkü onlar İsa Allah'tır. İsa Allah'ın oğludur. Değil mi? Dediler. Allah için üçüncüsüdür. Bu şekilde aşırı gittiler. لِأَنَّ الْاِطْرَاءُ وَالْغُلُوُ يُؤَدِّي اِلَى عِبَادَتِهِ Yani onu sevmek, ondan aşırı gitmek, ona kulluk etmeye kadar götürür diyor. Burada İbn-i Uthaymin rahmetullahi aleyh. كَمَا هُوَ فِي الْوَاقِعِ لِأَنَّ يُوْجَدْ عِنْدَ الْقُبُورِ فِي الْمَد۪ينَ مَنْ يَسْأَلْ وَيَقُولْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مدد يا رسول الله مدد يا رسول الله أغثنا يا رسول الله أعطيني ولد يا رسول الله bak ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında öyle insanlar var ki diyor ondan istiyorlar çocuk istiyorlar işte sıhhat istiyorlar mülk para istiyorlar ev istiyorlar evet ey Allah'ın Resulü Allah'ın yardımını bize gönder ya Resulullah diyorlardı Allah'tan istesene Yok diyor ben Resulullah'tan isterim. Sözde seviyor. Ona ortak koşuyor. Kesinlikle Rabbim bunu kabul etmiyor. Ve diyor ki وَرَأَيْتُ بِعَيْنِي رَجُلًا diyor. وَرَأَيْتُ بِعَيْنِي رَجُلًا